Kocaman akıl hastanesinde ziyaret etmiştim ben o zaman arkadaşlarımla. Yani oradaki neşeniz, tevekkülünüz, samimiyetiniz yani o kadar etkilemişti ki komünist bir gruptu geldiğim böyle Marksistlerden oluşuyordu. Ben tahmin edemeyeceğim şekilde saygılı ve sevecenler size karşı hocam. Ben normalde gelirken şey zannediyordum. Zannediyordum. Evet. Oktar da vardı ekibin içerisinde. Hakikaten nefesleri kesildi ve çıtların çıkarttılar. Benim anlattığım Darwinizm'den, materyalizmden anlattım. Her şeyden anlattım. Evet. Onlara Yahudilik Masonluk kitabı vardı o zaman. Onlardan hediye ettim. Birkaç tanesine kitap verdim. Bağlandılar ama hakikaten çok saygılı ve çok özenli dinliyorlardı. Evet maşallah. Onu idare haber aldı. Ondan sonra öğrencileri getirmemeye başladılar. Evet. Ben etkiliyorum diye. Onları hemşire odasına saklamaya başladılar içeriye. Ben de gittim baskın yaptım hemşire odasına içeriye girdim. Ya dedim siz buraya hastaları görüp onlar üzerinde yani bilgi edinmek ve tecrübenin artması için geliyorsunuz değil mi dedim yani. Amacınız bu. Dedim bak ben akıl hastasıyım beni niye incelemiyorsun dedim ben. Paranoid şizofrenim ben dedim. Yani bütün alametler var ben dedim. Yani insan böyle bir kıymetli vakayı kaçırır mı ya dedim. Estağfurullah. Şimdi ben oturayım konuşayım. Siz de dedim yani bir, hem bilginizi artırırsınız. Yani pratik bir vaka görmüş olursunuz iyi olur dedim. Ondan sonra oraya da getirmemeye başladı. Orada yine Darwinizm, materyalizm anlattım. Allah'ın varlığını, birliğini anlattım. Yani acayip etkilendiler yine. Ondan sonra hiç hastaneye getirmemeye başladılar yani. Evet. Yani o bölüm yasaklandı. Evet. Bölümün tamamına getirmemeye başladılar. Sonra Yıldırım Aktun'a rahmetli geldi. O asker emeklisi o. Maşallah hepimizi bir şeye, sıraya dizdi böyle. Ondan sonra hemşireler, ben, doktorlar hepimiz hazır olduğumuz böyle eller topuk selamına geçtik. O da hani general olur ya filmlerde elinde şeyle asasıyla falan evet. Bir aşağı bir yukarı yürür böyle. Evet. Bir aşağı bir yukarı yürür. Bak hocam dedi. Hiçbir şekilde dedi buraya gelen kişilerle dedi oturup dinini İslam'ı anlatmak yok dedi. Böyle tip faaliyetler yapmayacaksın dedi. Bu hemşirelerle de görüşmeni yasaklıyorum dedi. Doktorlarla da görüşmeyeceksin dedi. Doktorlarla da görüşmek yasak sana dedi. Arkadaşların da gelmeyecekler dedi. Bir tek dedi avukatınla görüşebilirsin. Bir de annenle görüşebilirsin dedi. Yani birinci derecede kan yakını olarak dedi. Abim zaten doktor olduğu için nadir gelebiliyor. O kadar. Onun dışında sana müsaade yok dedi. Peki kimden görüşebilirim ben dedim. Çok özür dilerim. Akıl hasta oradaki hastalarla görüş dedi. Dedim konuşmayı bilmiyor onlar dedim. Akıl hasta olduğu için zaten adam acayip sesler çıkarıyor yani. O zaman dedi git odana düşün niye buraya geldim diye dedi. Bak çok manidar. Git evet. Dedi odana. O da dediği de harabe böyle banyodan yıkılmış bir banyodan. Evet. Yani zaten bu Abdülhamit devrinden kalma bir bina. 200 yıllık falan bina dökülüyor yani her yer böyle. Yani örümcekler falan yani her türlü mahlukat var içeride. Yani ağır bir koku hakim tabii. Şizofren olduk için kendilerine evet. Bakamıyorlar. Şuurlar çoğu çıplak geziyor zaten. Yani öyle kontrol kimi yerde debeleniyor, kimi bağırıyor falan. Ya ben bunlarla nasıl konuşacağım dedim yani ona. Bak dedi o çok manidar. Buraya niye geldiğini düşün dedi. Evet. Eğer bu faaliyetlerinden vazgeçmezsen dedi. Müstahdem de vardı onu da yanında söyledi. Açıkça çekinmiyor yani çok daha söyledi. Benim yetkim var dedi. Seni hiçbir şekilde buradan çıkartmam dedi. Bir de senin bildiğin gibi değil dedi bu işler dedi. Yani sana nasıl söyleyeyim dedi. Yani benim de üstümde güçler var dedi. Evet. Ya kardeşim yani onu biraz acayip söyledi aslında. Yani üstünde güç derken hani Sağlık Bakanlığı'nı kastetmedi. Daha başka bir türlü bir söyledi. Yani senin bildiğin gibi değil dedi olaylar dedi. Benim üstümde de bazı güçler var dedi. İnşallah. Evet. Onun için dedi bak seni buradan çıkartmam dedi. Seni çıkartmam ne demek? Burada seni ölümüne kadar tutarım. Yani seni yaşarken etkisiz hale getiririm gibi bir şey. Yani daha da kapsamlı da anlamlı. Estağfurullah yani. Hocam. Ama baktılar ki vazgeçecek ki beni bir ara koyverdiler bıraktılar bakayım ne yapacağım gibi. Ben koşarak hemen camiye gittim bizim çocuklar bir geldiler toplantı halindeydik. Cami çaka çaka dolmuş. İnşallah. Çaka çaka dolmuş bizim akademinin bitişindeki cami. Allah alem polis de tespit etmiş orada gördüğüm kadarıyla. Dediler ki ben cami toplantı polis seni bekliyorlar evde dediler. Niye ki dedim yeniden götürecekler dediler. Ya kardeşim 1,5 saat falan olmadı daha. Bismillah yeni çıktık hastaneden. Tamam da gideriz dedik. Eve gittim ekip arası bekliyor hep beraber. Orhan Gencebay'dan parçalar dinleyerek. Yeniden akıl hastanesi. Yeniden kayıt yapıldı. Yeniden hastaneye soktular. Ama çözüm değil yani. Evet çözüm Allah. Değil. Evet Allah. En sonunda
Yıldırım Akdoğan'ın odasına götürdüler. Gazeteciler, basın tamamı vardı bak gazete. Yani acayip kalabalıktı. Öp bakalım şimdi dediler Yıldırım Akdoğan'ın dediler. Yalnız bura olmaz dediler. Şöyle Atatürk resminin önüne götürelim seni dediler. Bana Atatürkçülüğü öğretiyorlar. Ben öğretiyorum onlara Atatürkçülüğü. Ondan sonra öp dediler. Ben dedim el öpmem ben dedim. O dediler, olmaz dediler. El öpeceksin dediler. Sen ben ayaktayken böyle getirdi şu elini ağzıma. Bak kafam yan çevirdim görüyor musun burada? Evet inşallah. Elimi tuttu yukarı kaldırdı böyle. Ben de kafamı yana çevirdim. Yani el öpmeyi engellemek için. Elini böyle sakalıma sürdü. Ondan sonra böylece elini öpmüş olduk. Bak ne diyor altında? Bundan sonra daha dikkatli davran diye tavsiyede bulundu diyor. Evet. Yani amaç neymiş? Demek ki ha dikkatsiz davranmışım daha önce. Hocam o dönemde Bakırköy'e hiçbir doktor staja gitmiyordu. Gitmeden devam veriyorlardı. Yani öyle bir ortam var ki kesinlikle gidilmiyordu. Herkes gidiyordu sırf sizi görmeye hocam. Bütün doktorların istisnasız. Yani Bakırköy'e kimse gitmez normalde. Ve devamda veriliyordu zaten. Bütün doktorlar staja geliyorlardı sizi görmek için hocam. Ya bunlar köfte gibi geldiler ve doluştular. Dedim fırsat bu fırsat. Yani tebliğ için hemen uygun ortam. Nerede görsem hemen. Maşallah. Bize kantini de yasakladılar o dönemde. Telefon etmeyi de yasakladılar. Bahçeye çıkış da yasaktı. Yani bizim maşallah. Mekan ilginçti. Evet. Var mı resimler? Şimdi tımarhane resimlenen mi? Filmi var hocam. Ha? Filmini göstereyim mi? Göster bakayım. İnşallah hazırlıyorum hocam inşallah. Bak bizim arkadaşlar bunlar. Bu haldol tedavisinde bu oluyor. Böyle sürekli elleri titriyor. Ağır haldol veriyor. 5-1 tabir edilen haldol veriyor. Elektroşok da sık sık benim yanımda da yapıyorlardı hastalara böyle. Dişleri kırılıyor elektroşok yapıldığında. Ağzına pamuklu bir şey sokuyorlar kırılmasın dişleri. Yani mesela bu tip adamlarla konuş diyorlar. Ben zaten adam bağırıyor çağırıyor ben ne konuşayım onunla ya nasıl konuş? Değil mi? Bizim eski mekan. Evet. Sizin... Evet. Sizin bölümde zaten tehlikeli hastaların olduğu bölüme koymuşlardı sizi hocam inşallah. Evet, akut servise koymuşlardı. Akut servis yani tedavi edilmemiş. Benim bulunduğum dönemde 7 kişi öldürdüler akıl hastaları. Çelik tavalarına birbirine saldırıyorlar. Yahut boğarak veyahut boynunu kırarak öldürüyor. Tabii. Allah korudu bizi yani sağ salim çıktık. Maşallah hocam. Tek bir cümle maşallah. İçin. Evet. Bunu öğlen istirahatın neler? Ama bizim böyle bir imkanımız yoktu. Bahçede çıkmamız yasaktı. Bulunduğumuz yerin bahçesi burası. Çıksak da arkadaşlarımız bunlar bak dikkat edin hepsi çoğu titriyorlar o ilacın etkisiyle, haldolun etkisiyle. Ve çoğunluk cinayetten gelmişti bunların. Yani %80-90'ı cinayet. Yani hep adam öldürmüş akıl hastalarıydı bulunduğum bölüm. Halbuki normal servisler vardı mesela birçok normal servis var. Yani adam herhangi bir şeyden gelmiş. Ama Allah'ın hikmeti üstelik de suçlu olmadığım halde çünkü mahkum da olmadım. Yani mahkum olmadığım halde tutuldum. Yani yargılanırken tutuldum. Mesela bu normalde böyle bir şey yok. Yani suç kesinleştikten sonra akıl hastanesine sevk ediliyor. Ama ben daha yargılanırken sevk edildim. O çok acayip. Yani 10 ayda kaldık. Evet hocam. Evet. Maşallah. Ama çok makbuldur. Allah yolunda. Yani benim şeref duydum onlardan birisi. Mesela ben hapishaneyi düşünüyorum da Bayrampaşa'da kaldığım hücre. Bayrampaşa'da çok eski ve hurda bir yapısı vardı. Çok çok hurdaydı. Kaldığım hücre yani öyle anlatılacak gibi acayip küçüktü. Yani 2-3 metre falan boyu, eni de en fazla 2 metredir. 2-15 falandır yani en fazla. Ufacık bir yer, küçük. Kalın diye boydan boya demir parmaklıklar vardı. Kapalı, o kadar. Üstünü kilitliyorlardı. Orada da 9 ay kaldım. Evet hocam. Yani mesela o da çok acayip. Normalde mahkeme kararıyla oraya konuyor, hücreye konuyor kişiler. Yani 15 gün falan en ağır cezalarda 15 gün falan veriyorlar. Büyük bir olay çıkarttığında. Biz 9 ay ama bana çok iyi geldi orası. Sürekli Risale-i Nur külliyatı okuduk. Kur'an okudum, hadis okudum. Kitapların hepsini getirtmiştik. Zaten bahçede çıkmak durumu olmuyordu bizim. Ama
Eğer normal ve daha konforlu bir hapishanede olsak sevabımız az olurdu. Ne kadar zor olursa o kadar makbuldür. İnşallah. Mesela Hazreti Yusuf'un olduğu yerde direkt zindanda. Evet. Taş zindan. İnşallah. Karanlık. Orada saman üstünde yatıyorlar. Saman, evet. Samanda. Daha da vahim. Ne kadar kaldı? 7 yıl kaldı Hazreti Yusuf. Niçin? Hiçbir şey yok. İftira. Tecavüz iddiasıyla. Bir kadına zorla işte ırza tesaddi iddiasıyla 7 yıl orada tuttular. Kuzu gibi masum, tertemiz bir insan. Bilakis kaçınmış. Öyle oldu halde yattı yani.